çok çok büyük bir nimet hem de. Çünkü hep yediğimiz, içtiğimiz, kazandığımız bu suya bağlı. Hayatımız da suya bağlı bizim. Çevre köylerinden de geliyor, Konya'dan da geliyorlar. Yani daha bilmediğim yerlerden de gelenler var. Çadır atıyorlar yukarılara filan. Yatıyorlar burada, sabahla ayırlar. Piknik yapıyorlar, sporcular geliyor, eğleniyor bir iki gün. Kamp yapıyorlar. İşte bu aralarda böyle. Bu suyumuzda devamlı, hani bu seneki yılda kuraklık olduğu için hafif suda biraz eselme var. Hatırladığımız zaman bu 21 şey falan doluyordu, metre yukarıya kadar doluyordu barajımız. Yavaş yavaş iselip gidiyor. Bura eskiden çayırlıyordu vurulmadan evveli. Bu şeyin altında kuyular filan var böyle, mal yayıldırdı. Küçükken mal güderdik buralarda. Ondan sonra işte buraya bir baraj sebep oldu arkadaşın birisi. Onun şeyiyle beraber bu barajımız şimdilik işte 30-40 senedir hizmet ediyor milletimiz. Kuraklığın etkisi var çünkü o dağlarda hep kar olurdu. Bu karın suyuyla daha bu zamana kadar su hemen hemen daha 3-5 metre de bu yanda olurdu yani şimdiye kadar. Ama kuraklık olunca beraber bu sene suyumuz erken salındı. Bir de yoncaya salınıyor, mısıra salınıyor, pancara salınıyor, avarlara salınıyor. Yani bayağı da hani geniş arazisi var yani Gökçeköy'ün. Baraj suyuyla bahçeler sulanıyor, aşağıda tarlalar sulanıyor. Koyun, kuzu, keçi neyse buradan içiyor. Yani bunlardan faydalanıyoruz yani. Balık tutuyoruz.